tysiące jedno budowy i tak dalej. To jest 1700. Wśród tych dzielnic wybrali się Hayat Dawa Sycia. Hayat Dawa Sycia. Wielki, jak myśli, że ja radę. Czyli Hayat nie był złośrodowy w sposób, przyjemny w sposób, nielegalny w sposób, nie był zyskiwszy. Bunun içinde elinde kaynakların sıfatında kaç kişi işletme öğrencisi, işletme ekonomi? Peki, başka hangi bölümlerden var? Ticaret. Başka artık ne? Eczacılık. İnsan kaynakları. Uçak getirdiniz. Oho. Peki. Güzel. Şimdi işletmede bir tabir var biliyorsunuz. Organizasyonları, yani ticaret haneleri, firmaları diyelim. Kısaca kaynakları var. Ve bu kaynaklarsa kullanarak bir şeyler üretiyorlar. Şimdi siz de hayatta bir şeyler üreteceksiniz. Sizlerin de kaynaklarınız var. Ve sizlerin kaynaklarınız da diğer aynı işletmelerin kaynakları gibi ikiye ayrılıyor. Hem maddi kaynaklarınız var hem de manevi kaynaklarınız var. Maddi kaynaklarınız bildiğiniz bilgiler, aldığınız eğitim, ilgi alanlarınız, becerileriniz, yetenekleriniz. Bunlar sizin maddi kaynaklarınız. Ama bir de manevi kaynaklarınız var. Duruşunuz, karakteriniz, azminiz, inançlarınız, hayata bakış şekliniz. Bu ikisinin birleşimi size hayatta bir şey getirecek. Ne maddi kaynaklar pek boşuna yeterlidir, ne manevi kaynaklar pek boşuna yeterlidir. Sizi siz yapan şey, bu maddi kaynaklarla manevi kaynakların birleşimi. Ben de size hem hayat hikayemi anlatacağım. Ve bu hayat hikayesi esnasında da sahip olduğum kaynaklara nasıl ulaştım? Hem maddilerine hem de manevilerine. Ondan sonra da bunları nasıl kullandım? Nerede hatalar yaptım? Nerede doğrular yaptım? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tek ricam var. O da şu denen. Şimdi tabii çok eski dostum Süleyman, onu çok yakından tanıyorum. Ben hayatımda ticaret yaptım, mal olsun. Siyaset yaptım. Hocalık yaptım. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman çıktı çok konuşuyor. Ben çok konuşuyorum. Dolayısıyla şunları aşağı inerken sıkı sıkı tembih etti. Yarım saatten fazla konuşmayacaksın. Şimdi ben de saatimi taktım ama bakmayı da unuturum. Dolayısıyla sen bana 20-25. Dakikada işaret edersen ben de son 5-10 dakikayı toparlarım. Ondan sonra eğer sizin sorularınız veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onlara gideriz. Uygun mu bu şekilde? Peki. Şimdi hepimizin bir karakteri var. Karakterimizin temel özellikleri var. Ve bu karakterimizin temel özellikleri de bizim hayattaki duruşumuzu belirliyor. Bu özellikler nereden geliyor? Şimdi manevi kaynaklardan başlayalım ben. Bu aileden geliyor. Ben düşündüğüm zaman aileden aldığım en önemli şey nedir diye. Benim bir duruşum var. O da şu. Ben kimseye kolay kolay hem hayır diyemem hem de kimsenin kalbini kıramam. Bu artı olarak da dönüyor hayatta. Kötü insanlarla karşılaştığınız zaman da eksi olarak dönüyor. Çünkü o insanlar sizin kalp kıramamanızı, yumuşak duruşunuzu zayıflıktan zannediyorlar. Sizi kullanmaya çalışıyorlar. Başınıza böyle çok olay gelmiştir. Ben bir gün kendi kendime düşündüm. Ya nereden geliyor? Niye ben insanlara hayır diyemiyorum? Niye kimsenin kalbini kıramıyorum? Niye üzemiyorum kolay kolay? Aklıma şu geldi. Benim rahmetli dedemi yani babamın babası. Ankara'da bir evi vardı. Çok mütevazi bir Anadolu ailesi. Evin duvarında hiçbir şey yoktu. Sadece bir tane levha vardı. Ve her gün gittiğimde de ben o levhaya bakardım. Hatta ilk okumayı söktüğümde heceliye heceliye o levhayı bir kere de kendim okumuştum. Orada şu yazıyordu. Kırma kalbi kimsenin nazargahı ilahi. Ufacık bir çocuksunuz. Bir tek duvarda o var. Sordum dedeme, ne kaç defa sordum, dedi bu ne demek diye. Dedi ki, kırma kalbin kimsenin, yani kimsenin kalbini sakın kırma. Nazargâh-ı ilahi, nazargâh demek baktığı yer. İlahi Allah, yani Allah'ın baktığı yer insanların kalbidir. Dolayısıyla insanların kalbini sakın kırma, çünkü sen insanların kalbini kırdığın zaman, insan vücudunda Allah'tan olan bir şeyi kırmış oluyorsun. O
benim o çocukluğumda öyle bir yerleşmiş ki içime, bugün hayatta en çok korktuğum şey kalp yemektir. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var tabii. Ama işte kendimi bir ne diyelim, manevi kaynağının nasıl oluştuğunu anlatmak istedim size. Ondan sonraki hayatım birazcık değişik oldu, özellikle lisede. Dediğim gibi işte, baba tarafında, anne tarafında çok muhafazakar bir Anadolu ailesi, mütevazi. Ondan sonra lisede ben Fransız Erkek Lisesi'ne gittim, sadece böyle. Benim gittiğim o yıllarda, 55 yaşındayım, dolayısıyla çok yıllar evlendi. Hocaların çoğu frer, yani biliyorsunuz frer demek, erkek papaz demek ama hiç evlenmemiş, kendisini manastıra yapmış. Zaten bu okullar, şimdi tabii öyle değiller ama, ilk kuruluşları normalde Hristiyan misyonlarının kurdukları okullar. Ve bizim zamanımızda sırf erkek okuluydu. Ondan sonra işte 12 evde beraber kızlar falan anlattılar ama bizim zamanımızda sırf erkek. Fransız hocaların hepsi frerdi. Yani evlenmemiş papazlardı. Ondan sonra bir iki tane Türk hoca vardı. O kadar. Orada muazzam bir disiplin vardı. O da bana hayatta ne işi yaparsam yapayım tam yapmayı hiçbir şeyde yarım bırakmıyorum. Yani ufak bir şey eksikliği olsa onu da tamamlamak istiyorum. Size nasıl yemeğe gittiğimizi anlatayım. Ya yemekhane var. Öğle yemeklerine herkes birlikte yemeğe gidiyor. Sıraya girerdik. Yerlerde de eski Fransız karoları vardı. Eğer aranızda Fransızca bilen varsa okuldaki en önemli prensip de karo prensibiydi. Yani iki kare prensibi. O da şu demek. Sıraya girdiğin zaman o iki karenin arasında duracaksın. Şuradan devam edelim. Tek sıra haline tutacaksın ve yürürken kesinlikle ama kesinlikle oradan çıkmayacaksın. Herkes hep beraber girerdi, hepimiz sofraya otururduk. Trenlerin oturduğu daha yüksek bir yer vardı. Ondan sonra Fransız okul müdürdü, o da bu bastı. Ayağa kalkardı ondan sonra. Kısa bir dua ederdi Fransızca. Yani içinde Hristiyanlıkta veya Müslümanlıkta ilgili bir şey geçmiyor. Doğrudan doğruya Allah'a verdiği nimetler için şükreden bir dua ederdi. Hepimiz hep birlikte amin derdi. Ondan sonra oturduk. Onlar başlarına, arkasından biz başlıyoruz. Öyle bir liseden yetiştim. Kültür şokunu tahmin edebilirsiniz. Ondan sonra üniversite hayatım başladı. Üniversite hayatımla beraber de sivil toplum çalışmalarına girmeye başladım. Bu gittiğim üniversitelerde bana çok sorulan bir soru. Yani diyorlar ki, hocam üniversitede sivil toplum çalışması yapalım mı? Yapmayalım. Sırf derslerimizle mi ilgilenelim, yoksa birazcık sivil toplum çalışması da yapalım. Şimdi ben size ne yaptığımı anlatacağım. Ama önce bu konudaki fikrimi söyleyeyim. Bir, elbette dersler önemli. Yani sivil toplum çalışması yapacağım, sosyal çalışma yapacağım diye dersleri kesinlikle asmamak lazım. Derslerin bir yerine gitmesi lazım. Ama derslerle beraber, bir daha altını çizerek söylüyorum, derslerin düşürmemek şartıyla mutlaka ama mutlaka sivil toplum ve sosyal çalışmalarda bulunmanızı ben size tavsiye ederim. Çünkü bütün hayattaki işinizi, hayattaki duruşunuzu, insan ilişkilerinizi, insan yönetmeyi, insanlarla ilişki kurmayı, hepsini burada öğreniyorsunuz. Hiçbir sosyal çevreden, sivil toplum kuruluşuna gelmeden doğrudan doğruya iş hayatına girdiğiniz zaman o hakikaten doğru oluyor. Bu arada benim hocam da geldi. Hoş geldiniz var. Şimdi size sosyal çalışmalarla ilgili bir şey anlatayım. Biz lise son sınıfta bir arkadaşlarla beraber bir ekip kurmuştuk. İşte yaz tatilinde falan beraber bir yerlere gidiyoruz. Bizim de Çanakkale'de, Arıburnu'nda, Gelibolu Yarımadası'nın tam ucunda bu Çanakkale Savaşları'nın olduğu yerde yapılmış bir tane evimiz vardı. Orada 15 tane ev vardı. Başka hiçbir şey yoktu. O 15 tane evde kalanlarla biz de arkadaşlar hep birlikte toplanıyorduk yazları. O evleri oraya gidiyorduk. Tabii 15 tane erkek geldiği zaman annem hiç yüzü eve sokmuyordu. Dolayısıyla evlerden böyle bir 5-6 kilometre uzakta sahilde çadır kuruyorduk, çadır katıldık. Peki şöyle bir olay, çok komik bir olay, herkese anlatıyordum. Arkadaşlarımızdan bir tanesi Murat diye, ki birazdan da gelecek zaten buraya, bunu bir şey konuşacak. Çok günler bir çocuk. İlk defa geldi oraya.
çok heyecanlandı. İşte Çanakkale muharebeleri yapıldı yani. 19 Mart esinde zaten. Böyle bir manevi bir hava var. Çok çok heyecanlandı. Kendisi de Güneydoğulu. Sesi falan da güzel. Dindar bir çocuktan. Bir gün sabah güneş doğarken o heyecanla kalktı. Ondan sonra bir kum tepesinin üzerine çıktı. Böyle uzun uzun bir tane ezan okudu. Ondan sonra tamam güzel. Neyse saat 8:30-9 oldu. Tabii biz çadırlarda kalıyoruz. Orada hiçbir şey yok. Her gün iki kişi elimize su bidonlarını alıyoruz. En yakın eve kadar yürüyoruz. Bahçede tulumba var. Tulumbadan su çekiyoruz. O suları geri getiriyoruz. O suda her gün tabii yüzüyoruz. Bakar. Neyse o gün ben ondan sonra bir arkadaşla beraber şeyleri aldık, tulumları aldık. En yakındaki evde bize albay amcanıydı. Demek ki bir tane albay, bir tane de eşi var. Son derece böyle şey insanlar. Tam Cumhuriyet insanları. Neyse geldik işte bahçeden tulumbayla su çekiyoruz. Bir tane bir kapı açıldı. Bizim albayın eşi. Ondan sonra Semra teyze. Ulan ulan gel buraya. Ondan sonra buyur Semra teyze dedi. Lise, lise, bir lise ki. Ulan dedi. Annene söyle dedi. Annen haklıymış. Benim annem çok bilmez bir insandı. Bayanlar bilir. Hayırdır Semra teyze ne söyleyeyim dedi. Annem dedi ki bana dedi. Burada şehitler dolaşıyor. Burası şehitlerin mekanı. Ben inanmazdım. Bu sabah ben şehitlerin okuduğu esanı duydum dedi. Hiçbir şey demedim. Çok benzerim. O da öyle bir anı. Şehitlerin okuduğu esanı. Dolayısıyla her duyduğunuza inanmışsınız. Başka bir hikaye daha anlatayım size. Ben lise yıllarında çok haylaz bir adam. Çok haylaz bir adam. Çok dersle çalışmazdım. Pek bir şey yapmazdım. Lise 2'de yine bir arkadaşım var, ismim Murat. Onunla beraber dershaneye gitmeye başladım. Mert dershanesine. İkinci ayda bizi dershaneden attılar. Aşağıdan. Neyse. Lise 3 oldu. Bu sefer ciddi bir dershaneye gideceğiz. Efendim? Ne? Onlardan bir tanesi. Dershanenin sınavına girdik. Şeye göre alıyorlar. Yani sınavdan sonra işte bir en ileri, en yüksek sınıf alıyorlar. Daha az ileri, daha şanslı. O sistem hala aynı bilmiyor. Yani dershaneler kapan dışında ama. Neyse tabii mukadderat normal. Ben en son sınıfta düştüm. Yani en berbat sınıfta, en aşağı sınıfta. Sınıfta Güneş Koleji'nden bir ekip var. Güneş Koleji'ni bilen var mı bize bilmiyorum. Hala var mı yok mu onu da bilmiyorum ama yani milletin gibi parayla mezun olduk yok. Ne kadar pasar yandan varsa hepsine beraber aynı sınıftayım. Şimdi size hayatımı değiştire o yandım. Sınıfta bir tane kızcağız var. Ondan sonra sarı saçlı şey. İsmi Bahar. Hala ben ölüyorum bitiyorum bu Bahar için. Ondan sonra Bahar'ın da hiç bana baktığı yok. Bir gün İşte derste hocayı bekliyoruz. Bunlar ya birinci ya ikinci sırada oturuyorlar ya böyle arkadaşıyla beraber. Onun iki arkasında da ben oturuyorum. Arkadaşı döndü dedi ki, ya dedi bu Murat dedi sana yazıyor dedi. Farkında mısın? Ondan sonra bu da döndü. Bırak o kendisi abi ya. Ben onu duydum, yıkıldım. Çantamı topladım. Çıktım dışarı. Ben böyle saçlarını pusmaya buldum. Ondan sonra o günden üniversite imtihanına kadar her gün cumartesi ve pazar dahil oldum. Sabah 3'te kalktım. Yeni uçakla test çözdüm. Ondan sonra okula gittim. Yani. Okula döndükten sonra işte ödevleri yaptım. Tekrar sabah kalktım. Cumartesi pazar saçlar sıfırdı. Pusmaya bulmuş. Bu saçlar evden çıkamıyorsun zaten. Sadece ve sadece ders çalıştım. Üniversite imtihanında da ilk ikincisi oldu Boğaziçi. Şimdi nereden nereye? Eğer ben onu adı duymasaydım hayatım bambaşka bir yere gidecek. Bambaşka bir yerim olacak. Ama o duyduğum o laf beni bu hale getirdi. Bu da bana hayatta şunu gösterdi. Eğer bir şeyi hakikaten çok istiyorsanız, çok da kafanıza koyarsanız, çok çok büyük bir ihtimal. Yani Allah bir kazandı veya başka bir şey vermezse yaparsınız. Ama yeter ki gerçekten isteyin, yeter ki gerçekten kapanacak olsun. İnsan onu yapabileceği bir şey yok. Ama bütün mesele burada bitiyor işte, onu yapabilmek lazım. Sonra başka bir şey daha oldu. Lise üniversite yıllarında bir mukayyetlerim oluştu. Sizler çok
yılda, üniversite yılları özellikle, üniversite Türkiye'de çok ciddi anlamda bir ideolojik kutuplaşmanın olduğu yıllar. Hiç olmuş, hatırlamıyorsunuz ve bilmiyorsunuz. Orada işte sağcılar vardı, solcular vardı, işte İslamcılar vardı, başka şeyler vardı. Solcular kendi aralarında işte bağcılar vardı, yeminciler vardı. İşte ötekiler kendi aralarına girmişlerdi. Ve hepimiz de öğrenciler olarak Türkiye'yi kurtarıyorduk. Yani bütün derdimiz oydu. Ben çok hatırlıyorum, yurt aralarında. Sabahtan akşama kadar işte Türkiye nasıl kurtulur diye konuşuyorduk. İşte kitaplar okunuyordu, ideolojik kitaplar falan. Orada çok çok keskinleştim yani. Çok keskin bir ideolojik duruşum oldu. Ve o da bana başka bir şey verdi. Bir de tabii Boğaziçi, Boğaziçi'nde kendine göre bir havası var. O yıllarda bende otoriteye karşı çok ciddi bir şey oluştu. Ne diyelim, tepki oluştu. Yani hiç kimsenin lafını kim bana ne söylerse söylesin, kabul etmemeye, inanmamaya ve sorgulamaya başladım. Çünkü herkesin yaptığını yanlış olduğunu düşündüm. Ama ondan sonra bana başka bir şey nasıl döndü? Hiçbir zaman hiçbir kimsenin söylediğini, bu anne baba da olabilir, sizin sevdiğiniz, saygınız biri de olabilir, politik anlamda bağlandığınız bilgiler de olabilir, kim olursa olsun, söylediğini hiçbir zaman sorgulamadan kabul etmemeye başladı. Bu da başka bir şey daha getirdi. Özellikle anlatacağım bir defa siyaset yaptığım günlerde. İnsanların bazı şeylere körü körü nasıl bağlandıklarını da anlamadı. Ve hayatta her zaman herkese şunu söyleyeyim, size de aynısını söyleyeyim. Elbette bir ilahi olan vardır. Herkesin kendine göre bir dini inancı vardır, bunu sorgulamıyorum. Zaten dini inanç normatif bir şeydir, gelmemezsiniz ve inanmazsınız. Onun tarafı yok. Ama onun harici. Herhangi bir insan size herhangi bir şey söylerse, ne söylerse söylesin, kim olursa olsun, eğer kafanıza yatmıyorsa kafanıza yatmıyor. Ve hiçbir zaman kafanıza yatmayan bir şeyi, İşte biri söyledi diye ne inanmak lazım diye kuruldu. Ben siyaset yaptığım yıllarda şeyi hiç anlamazdım. Yani işte yukarıdan bir şeyler söylüyor, ondan sonra herkes aynen bunun peşine takılıyor, nasıl oluyor diye. Ne zaman anladım? Üniversiteye gelip ders vermeye, liderlik dersi vermeye başladığım zaman. Zehirli Üçgen diye bir şey okudum. Ve ondan sonra anladım, insanlar neden köy köyüne başkalarına işine gidiyorlar diye. Ama o şimdi konusu değil, o başka bir konu. Yine size komik bir şey anlatayım. İşte üniversitedeyim. Herkes böyle bölünmüş durumda. Bizler sabah kadar Türkiye'ye gidiyoruz. Dedik ki, yani bizim üniversitede faaliyet yapmamız lazım. Sosyal faaliyet yapmamız lazım. Yapalım. Bir şey anlatacağız ya. Nasıl sosyal faaliyet yapalım? Kulüplerde sosyal faaliyet yapalım. Peki, en iyi kulüp hangisi? En güçlü kulüp? İşletme kulübü. Dedik ki, tamam. Sonra gidelim işletme kulübüne. Hepimiz beraber iyi olalım. İşletme kulübünün seçimlerine gelelim, başkanlığı ele geçirelim ve ondan sonra işletme kulübünü düzeltelim. Tabii öyle bir şey olmaz. Ama bizdeki bu dert sevda bir kulübü, ne yapalım, ne edelim? Dedik ki bir kulüp kurmamız. Peki, ne kulübü kuralım? Şimdi bu aslında hepsi bütün kulüpler kurulmuş durumda, kurulmamış bir kulüp yok. Ben Sivri Akıllı, dedim ki Yeşilay kulübü kurulmuş. Güzel bir şey Yeşilay kulübü, işte sigara, içki falan, çok bir şey yok. Bunlara karşı yaparız. Millet dedi ki, yani şöyle bir kulübe gelmeyiz, kurmayız da. Dedi ki, siz kurmazsanız ben de kurarım, başkanlığını da yaparım. İyi. Gittik üniversitenin genel sekreterine. Dedim ki, efendim böyle böyle böyle, ben dedim, kulüp kurmak istiyorum. Kafasını kaldırdı. Ne kulüp kuracağım Burak dedi. Yeşilay kulüp kuracağım dedi. Baktı bak, ya git işte, git kulüplerden birine çalış, ne yapacaksın dedi. Yok dedim, kuracağım. Dedi ki, yok, üniversitede yeteri kadar kulüp var, kurulur. Ondan sonra o zamanlar işte rahmetli Özal'ın iktidar yılları, rahmetli Park Devleti'ne bakan, onun oğlu da bizim bir arkadaşımız, o da bizim üniversitede okuyor. Gittik onunla konuştuk, o babasıyla konuştuk, o rahmetli Özal'la konuştuk, o buraya telefon ettirdi. Beni şeyden çağırdılar, ilanla, sen ne yaptın diye. Dedim, ben bir şey yapmadım, ben böyle oldum. Neyse, Yeşilay Kulübü'nü kurduk. İlk başkan benim, ondan sonra 5-6 tane de bir insan. Şimdi faaliyet yaptık. Şimdi bir faaliyet yazıyoruz, gönderiyoruz. Rahmetli Metin Bey reddediyor. Yeşilay Kulübü'yle alakası yok. Neyse. Sonunda şöyle bir şey yaptık. İki tane faaliyetimizi anlatayım size. Ne kadar kırmızı olduğumuzu anlayayım. Birinci faaliyet şu. Şimdi biz bir şeyler anlatacağız ama yani izin vermiyorlar. Konferans konusu sigaranın zararları.
Konuşmacı hiç alakası değil, isim vermeyeceğim ama yani çok keskin bir ideolog. Bunu götürdüm. Bak, bu adamın sigarayla ne alakası var diye. Efendim, sigara yanlaşacak, onu anlatmak istiyormuş. Birisi adam geldi, onu anlattı. Ondan sonra sene sonu geldi, bütün kulüpler parti yapıyormuş. Bizim de eşit olarak bir parti yapmamız lazım. En baba partiyi işletme kulübü yaptı tabii ki. İşletme kulübünde sponsoru Ceyhun. Ondan sonra işte o daha çok olan bir şeyler. Dedim ki, biz de bir parti yapalım o zaman, yeşil olarak. Peki ne partisi yapacağız? Biz de MİH parti yaptık, süt partisi. Sütlerden sütler aldık. Süt partisi. Yani bunları şimdi çok böyle güzel, keyifli bir şekilde anlatıyorum. Ama geriye baktığım zaman şunu görüyorum. İşte o yıllarda bu işlerle uğraşmak. Ondan sonra çeşitli çözümler bulmaya uğraşmak. Çok bunlar masum şeyler, çok basit şeyler. Ama bunlar sizi sonuçta hayata hazırlıyor. Çünkü hayatta karşılaştığınız zorluklar aslında bunların çok daha ciddisi, çok daha zor. Eğer burada böyle anlaşırsanız, pişerseniz, insan işi söylenirseniz, yol yordam öğrenirseniz hayatta daha rahat ediyorsunuz. Artık işe müracaat ettiğiniz zaman da insanlar da bakıyorlar. Ne yapmış bu adam veya bu hanım. Ondan sonra yurt dışında yaptım ben yüksek lisansımı. Ve aynı zamanda da Avrupa Birliği'nde çalıştım. Hem çalışıyordum hem de akşamları yüksek lisans yapıyordum. O yurt dışı tecrübe, özellikle Avrupa Birliği'ndeki tecrübe bana şunu gösterdi. Mesela ben dedim ya, İdeolojik olarak çok keskinim ben, üniversite. Benim bir tane doğrum vardı ve o doğru doğruydu. Başka da bir doğru yoktu. Ondan sonra Brüksel'de çalışmaya başladığım zaman Avrupa Birliği'nde gördüm ki birçok insan var. Birçok altyapılardan geliyorlar, değişik kültürlerden geliyorlar ve hepsinin kendi doğruları var. Ve hepsi de kendi içinde aklı ve hepsi de kendi içinde akıllı. Dolayısıyla senin doğrun doğru olabilir ama senin doğrun onun doğrusu değil. Onun doğrusu da senin doğrun. Dolayısıyla bir, herkesin aynı doğrusu olduğunu bilmek lazım. İki, herkesin doğrusuna saygı göstermek lazım. Üç, herkesin kendi içinde çok kıymetli ve çok değerli olduğunu bilmek lazım. Bu bana bunu öğretti. Yani fikri olarak, ideolojik olarak, düşünce olarak herkese saygı duymayı, herkesin kendi doğrusu olduğunu kabul etmeyi, ne kendi doğruyu başkasına dayatmayı, ne de dayatılan bir doğruyu kabul etmeyi. Ve eğer insanlar bir arada yaşamak istiyorlarsa, yaşamaya da mecburuz. O zaman da anlaşmak lazım. Bununla ilgili farklı bir hikaye anlatayım. Avrupa Birliği'nde çalışırken benim çok yakın bir arkadaşım vardı. İsmi Filip. Filip iyi bir çocukcağız. Bir tane de Alman kız arkadaşı var. O da güzel. Biz beraber de çalışıyoruz ve Filip Belçika'da. Arden bölgesi. Arden bölgesi, Belçika, Fransa, Almanya sınırının tam kesiştiği nokta ve İkinci Dünya Savaşı'nda en kanlı savaşların olduğu yer. İşte Almanlar olan tanklarla girmeye çalışmışlar, işte bunlar bir şeyler yapmışlar. Karma çorman bir yerler. Yani. Ve hem bu üç ülke arasında da kavga yeri olmuştur. Filip de Arden. Bir gün bana Filip dedi ki, ya dedi, ben bu hafta sonu bir eve gideceğim dedi. Ondan sonra. İşte dedi, Beatrice de geliyor, güzel. Sen de geldin. Üçüncü gün hafta sonunu bizde geçirirsin. Hem de oraları görürsün diye. Çok güzel yerler oralar. Peki dedim. Neyse gittik. Bu bizim Filipler bir tane köyde oturuyorlar. Ayrıca. Bir tane Filip'in büyük babası var. Şehzade Türk'ün falan büyük babayla muhabbet ettik. Büyük baba bana bayıldı. Ondan sonra sofrada oturuyoruz. Hiç unutmuyorum. Hala döndü bana dedi ki. Murat dedi, sana dedi, bir şey söyleyeyim. Sen dedi, genç misin? Belki dedi, beni anlamayacaksın. Nedir dedi. Filip'i gösterdi. Filip benim de oturdu. Ben dedi, bu torunumu dedi, çok seviyorum. Ama dedi, bir şey var dedi, bir türlü de hazmedemiyorum. Nedir dedi. Elini camdan dışarıya tepeleri gösterdi. Dedi ki, bu tepelerde dedi, ben dedi Almanlarla savaşıyorum. Bu tepelerde dedi, Almanlar dedi, benim dedi en yakın arkadaşlarıma öldürdü. Sonra Filip'i gösterdi. Bu da dedi, Almanya'yla dedi, Belçika'da dedi, bir olması için çalışıyor. Üstelik dedi, bu tatlı kızla dedi, Alman. Şimdi orada onu fark ettim ki zaman değişiyor. Zaman çok hızlı bir şekilde değişiyor. Sizin bir zamanlar çok ciddi doğrularınız var. Uğruna hayatını verdiğiniz doğrular. O arada orada Almanlar Belçika'nın yönetiminde söz sahibi olmasın diye öldü.
sahibi olsun diye alın. Bir böyle işin çünkü. Her geldiğinde söz sahibi diyor. Çalışıyor ve işte beraber oluyor bir daha mı? Yani demek ki tamam doğrularımız olacak, düşündüğümüz şeyler olacak. Ama hayatın değiştiğinde, doğrularımızın değiştiğinde, zamanın değiştiğinde bileceğiz. Ve gerekiyorsa da geri adım atmayı bileceğiz. Eğer geri atmazsanız hayat sizi zaten öğütür gider yani. O adamcağız ne yapacak? Ondan sonra okul bitti. Ben iş buldum. Nerede iş buldum? Suudi Arabistan'da iş buldum. İslam Kalkınma Bankası'nda proje uzmanı olarak çalışmaya başladım. İslam Kalkınma Bankası şöyle bir banka. Uluslararası Kalkınma Bankası ülkelere kredi veriyor. İşte bir projemiz var. Diyelim bir fabrika inşa edecek dedi. Veya bir su kanalı inşa edecek. Veya bir şey yapacak. Kredi istiyor. Bankadan uzmanlar geliyorlar. Araştırıyorlar. Projenin feasible'ı değil mi onu hesaplıyorlar. Ondan sonra eğer proje feasible çıkarsa onaylanıyor. Borç veriyor. Ben İngilizce ve Fransızca konuşan ülkeler departmanındayım. İki departman ortak kullanımındayım. Ondan sonra ortak kullanmasının da sebebi şu. Şimdi bu özellikle de Afrika'daki ülkeler ve Güney Asya'daki ülkeler, işte Mali gibi, Gambiya gibi, efendim söyleyeyim, Moritanya gibi veya Bangladeş gibi. Bunlar çok fakir ülkeler. Ve bu fakir ülkelerde de projeler var. Ondan sonra bu projelerine gidip orada üzerinde çalışacak, verileri toplayacak adamlar lazım. Ve üst düzey görevlilerden hiçbiri gitmek istemiyor. Çünkü bu projelerin çoğu şey bölgelerde, kırsal bölgelerde. Yani düşünün, Mali gibi bir ülkenin kırsalını nasıl yaratabileceğini hayal edin. Ve kaç sene evvelden bahsediyoruz. Hiç kimse gitmek istemiyor. En çok eski, en çok eski bizi onu gönderiyorlar. Ben. Bir de tabii hem İngilizce biliyorum hem Fransızca biliyorum. Fransızlar da beni gönderiyorlar. İngilizler de beni, şeyler de beni gönderiyorlar. İngilizce konuşanlar. 3 yıl boyunca İslam coğrafyası, Afrika ve Güney Asya'da ne kadar fakir, gelişmemişliği varsa hepsini görüyorum. Benim gördüğüm fakirliği ve sefaleti ve insanların ne halde yaşadığını tahmin edemezsiniz. 2-3 tane örnek anlatayım size. Tabii şimdi kalmamıştı onlar. Bizim bölümde Bangladeş bir tane müdür var. Mücidur Rahman. Ve uluslararası banka olduğundan dolayı ve Suudi Arabistan'da olduğundan dolayı maaşlar çok 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 ya ben de çömez olarak işte Türkiye'deki genel müdür maaşı falan alıyordum. Söylemesi ayıp. Döndükten sonra o aldığım paralar da dahilatlar aldım. Çömez olarak. Siz üst düzey ne aldığını düşünün. Bu cibir rahman. İnanılmaz cibir ya. İnanılmaz. Ve hepsi de dilindeydi yani. Şey yapacağı zaman, muhabbet yapılacağı zaman büyü çekiştirdiği zaman mücüğü rahman ve şey çekiştirdiği. Cimri, işte gördüm, şunu şöyle yapmış, bunu böyle yapmış, arabası dökülüyor, elbisesi dökülüyor, bilmem ne falan. Herkesin dilinde mücüğü rahman. İşte büyük bir tayfun oldu, Tsunami oldu. Çitakok şehri yerleri oldu. Çitakok Bangladeş'in kıyıları şehri. Bu Çitakok şehrinin yeniden yapılanması için de şey gerekti. Para istedi Bangladeş'ler. Oraya heyet edecek. İşte heyetin başına Mücidur Rahman'ı koydular, Bangladeş'in diye. Heyetin içine de beni de koydular. Ondan sonra kimse gitmek istemiyor çünkü. Neyse gittik işte onlara. Çok enteresan bir olduğunu gördük. Kocaman bir tane gemi gördük. Gemi şehrin göbeğinin ortasındaydı. Yani dalga almış koca gemiyi şehrin göbeğine koymuş. Neyse. Hesaplar, kitaplar yapıldı. Yaklaşık 15 yıl kaldı. Dönmemize bir gün kala Mücid dedi ki bana, Murat dedi, ben dedi kendi köyüme gideceğim dedi. Ondan sonra akrabalarını ziyaret edeceğim. Benim de dedi, gelmek ister misin? Bayıla bayıla geldim dedim. Zaten ben meraklıyım, sağ olsun göreceğim. Genç o zaman, çok olsun dedim. Neyse, Mücid'le beraber Mücid'in köyüne gittik. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Erkeklerin üzerinde sadece bir tane bellerine sağlıkları bir şey var. Bir şey. Kadınlarda bir bellerine sağlıkları bir şey var. Bir de göğüslerine sağlıkları bir şey var. O kadar. Yaşadıkları şey kulübeler deseniz, işte, bir tane damla, sazdan bir şey, yuva, o kadar. Elektrik, su, algaz öyle bir şey zaten yok. Yerde çukurlar var. O çukurlara yağmur suyu olmuş. İşte bu çukurda ellerini, yüzlerini falan yıkıyorlar. Diğer çukurda temizlik yapıyorlar. Ondan sonra suda. Bütün çocukların hepsi parazitli, yemekleri böyle. Ondan sonra. Orada müzik bana çok enteresan bir şey söyledi, orayı gördükten sonra.
16, 17 yaşına kadar beri burada yaşadım. Bu gördüğüm çocuklardan biriyim. Ondan sonra ben bakıyorum ne diyecek var diye. Siz dedi, hep dedi benim dedi para harcamak istemedim konuşuyorsunuz. Ben biliyorum dedi. Sen söyle bana dedi. Böyle bir yerde yaşasan dedi. Paranın kıymeti senin için ne olur farkında mısın? Bu çok büyük bir ders oldu. Ve o da öğretti ki insanların hiçbir zaman yaptığı şeylerle yargılamamak lazım. Eğer o insan bir davranışta bulunuyorsa, size çok ters gelen bir davranış olur bu. Ama onun arkasında o davranışı ona yaptırtan mutlaka bir şey var. Mutlaka bir şey var. Ve o yüzden o davranışta bulunuyor. Dolayısıyla insanları yargılamamak lazım. Hiçbir zaman. Eğer yargılarsanız işte beni böyle yaşadığım gibi tutamıyorsunuz. Yine başka bir komik hikaye anlatayım. Ondan sonra devam edeyim. Bu Kenya şeyde Uganda'da bir savaş olmuş. Ondan sonra her yer yanmış, yıkılmış. Ondan sonra işte Işık Bambu iktidarı gittikten sonra Kenya hükümeti yeni böyle bir şeyler yapmak istiyor. Bir tane işte başkentte 350 kilometre uzakta Kinyara diye bir şehirde bir tane şeker kumaşı fabrikası var. Kinyara Şubuklar. Kenyalılar daha şeyden müracaat ettiler, Ugandalılar. Bize para verildi, bu fabrikayı tekrar çalıştıralım diye. Şimdi gidecek fabrikaya bakacak, ne olacak, ne gidecek, rapor yapacak. Beni gönderdiler Ugandalı'ya. Ondan sonra bizim kampanyaya gittik. Ondan sonra bir savaş daha yeni bitmiş. Önde bir askeriyeci, arkada askeriyeci. Orada da ben 350-400 kilometre ormanın içindeydim. Giderken bazı adamlar gördüm ben. Haydi masai savaşçılarım dedi. İncecik. Simsiyah. Ellerinde mızrakla geziyorlar orada. Dedim ki bunlar kim? Dediler ki işte bunlar Masai'lerin akrabası olan şunlar bunlar. Peki niye dedin bunlar böyle? Dediler ki biz bunları şehirlere sokmuyoruz. Şehirlere girmeleri yasak. Niye şehirlere girmeleri yasak? Çünkü bunların bir inançları var. Bu inançlara göre yeryüzündeki bütün büyükbaş hayvanlar bunlara aitmiş. Dolayısıyla senin ineğin var. İneğini görüyor senin. Bu senin ineğin. Ama kendi kafasına göre o senin ineğin değil, o değil. Gayet güzel, akşam geliyor, senin ineğini alıyor, götürüyor. Dolayısıyla sokmuyorlar bu adamlar. Ve orada da öğrendim ki insanların hakikaten çok tuhaf düşünceleri ve fikirleri oluyor. Döndükten sonra, yani Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra kendi aile işiyle çalışmaya başladım. Fabrikada çalışıyorum. Ve durum üzerinde işçiliğinde çalıştım. O işçi gibi çalışmak bana el emeğinin ve de üretimin nedeni olduğunu öğretti. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum. İnsanlar para kazanmak istiyorlar, zengin olmak istiyorlar. Güzel. Firmalar ileriye gitmek istiyorlar. Güzel. Ama birçok insanda şöyle bir yaklaşım var. Ya öyle bir şeyler olsun, ben de para kazanayım. Hayat böyle bir şey. Mutlaka ama mutlaka üretmek. Mutlaka ama mutlaka bir katma değer koymak lazım. Mutlaka ama mutlaka bir terlemek lazım. Eğer siz terlemediğiniz zaman elde ettiğiniz başarı ve kazanç mutlaka geçici oluyor, kalıcı olmuyor. Eğer siz kalıcı bir şey yapmak istiyorsanız hakikaten bir şeyler üretmek lazım. Artı bir katma değer koymak lazım. Ve babam da bana dedi ki, benim babam akademisyen bir abiydi, üniversite öncesiydi. Yani dedi, Murat doktor edin. Ne yapacağım doktorayı? Bana ne işte ben çalışıyorum, fabrikada çalışıyorum, şirket yönetiyorum. Yapmayayım. Annem dedi ki babanı kırma. Babamı kırmamak için doktora yaptım. 13 sene yapıyordum doktorayı. Bu arada neyse olmamak için bunu benim yapacağımı yapmasın. Ve iyi ki de yapmışım. İşte şimdi ikinci bir mesleği. Doktora güzelmiş. Sonra bu isyankarlık var ya, isyankarlık yüzünden bir türlü şirkette rahat edemiyorum. Şirketin başında dayım var. Sonra ben bir şey yapmak istiyorum, dayım yaptırdım. Onun kendine göre bir şirket yönetme taktiği var, o öyle demek istiyor. Aranızda aile işletmelerinde çalışan varsa ailesinin işletmesinde birebir yaşanıştır benim yaşadığım. Ben kaldıramıyorum. Ondan sonra işte dayımla kavga ediyorum, dayım anneme kızıyor. Annem bana çıktı. Acayip bir şeyler oluyor. Bir gün dayım yanına çıktı. Dedim ki, dayım, efendim dedi. Hiç unutmuyorum.
kullandığım kelime şu. Bir tepenin üzerine çıkıp bir bayrakta ben gitmek istiyorum dedi. Ne bayrağı ya? Dedim ki dayı müsaade et ben ayrıca. Nasıl ayrıcaksın yani? Onunla kendi işi yapmak istiyorum. Ben sana para para vermem dedim. Para para istemiyorum zaten. İyice bir sarı. Benim bir tane arabam vardı. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra aldım. Sana bu arabayı şirkete veresin diye verdim. Güzel. İşte o Suudi Arabistan'dan biriktirdiğim 10 bin TL param vardı. Bir tane de arkadaşım vardı. Onun da bir arabası vardı. Renault Laguna. Onu da 10 bin liraya sattım. 20 bin liraya bir şirket kurdum. İşte bir şeyler yapıyoruz. Dış ticaret falan yapıyoruz. İlk dış ticaretimi yaptım. Gitti işte. Hamburg'a geldi. Hiç unutmuyorum. Ya 250 ya da 275 dolar para kazandı. Para hesaba geldi, yani kârımız oldular. İlk yaptığım iş dayıma telefon açtım. Dayı dedim, ben de oğlum dedim. Dayı dedim, bugün ilk işimi yaptım, paramı aldım dedim. Aferin oğlum dedim. 275 dolar kazandı dayı dedim. İsteseydim ben sana 275 dolar verirdim dedim. Şimdi o 275 dolarla başladı, bambaşka yani. Dolayısıyla mühim olan şey ilk adım. Ha, yeni bir şey kurduğunuz zaman, yeni bir şey yaptığınız zaman çok zor oluyor. Çok, çok, çok zor oluyor. Çünkü her şeyi sıfırdan kuruyorsunuz. Eğer kendi işini kurmak isteyen, kendi işini yapmak isteyen varsa size birkaç tane tavsiye veririz. Bir, hangi sektörde çalışmak istiyorsanız önce o sektördeki kurumsal bir firmada çalışın. Ki o 3-5 yıl size piyasayı, çalışma şartlarını, müşterileri, alıcıları, tedarikçileri hepsini öğretsin. 2. Mutlaka iyi bir finansmandır. Yani yapacağınız iş için 100 lira lazımsa bilin ki o iş için aslında 250 lira lazımdır. Kesin. Kesin, kesin. Sizin cebinizde de 250 lira olsun. Çünkü birçok iş gördüm ben. Çok büyük bir iyi niyetle başladım. Ondan sonra aslında iyi yere gidecekti ama bir yere aşamadığından dolayı kaldı. Dolayısıyla finansman çok önemli. 3. Ortaklık iyi bir şeydir. Yani ortağından ayrılmış bir olarak söylüyorum. Ben de kavgalı olarak ayrılmış bir olarak söylüyorum. 25 sene ortaklık yaptıktan sonra. Ama ortaklık iyi bir şeydir. Ortaklığı nasıl iyi hale getirirsiniz? Onu da size sırrını söyleyeyim. Şimdi ben İstanbul Ticaret Odası Başkanıyım. Beni seçilmiş şimdi. 8 ay, 9 ay falan. Böyle bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'deki işletmelerin en büyük problemi hepsi küçük küçük işletmelerdir. Ve küçük işletmeler olduğundan dolayı hızlı büyüyemezler ve söz sahibi olamazlar. Dedim ki ya ben bir proje başlatayım. O projeyle küçük işletmeler bir araya gelsinler, ortak olsunlar, büyük hale gelsinler. Ve böyle bir proje başlattım. İşte bunun eğitimleri var, finansmanı var, güvenliği var. Bayağı bir karmakarışık bir proje, güzel bir proje. Aslında neticede aldık. Ama ilk zamanlarda bir arkadaşım geldi yani, ilkokul arkadaşım. Hatta liseyi de beraber okumuşuz. Dolayısıyla teklifsiz bir arkadaşım. Geldi oturdu, ne işle uğraşıyorsun sen dedi. İşte anlattım, böyle bir proje yaptım dedi. Böyle gelecek, şöyle olacak, şirketler bir araya gelecek, ortaklıklar falan kurulacak. Baktı baktı, sen ne hayal kresi varsın yani. Niye hayal kresi oluyorum dedi. Bak dedi, ben dedi kendi kardeşimle ortaklık yapamadım. Ayrıldım, sen birbirini hiç tanımayan adamları bir araya getirip ortaklık yap. Aslında bu çok doğru. İnsan kendi akrabasıyla, kendi kardeşiyle, çok yakınıyla, arkadaşıyla ortaklıkta çok zorlanıyor. Neden ortaklıkta çok zorlanıyor? Bizim Türk kültüründe yani ne derler? Ayıp olur. Bu söylenir. Zaten akrabam, amcam, kardeşim, arkadaşım. Yürüsün böyle diyoruz. Böyle dediğin zaman en ufak bir problem çıktığı zaman o problem çözülmez hale. Eğer biriyle ortaklık yapacaksınız, beraber yola çıkacaksınız. En basit şeylerini mutlaka yazmalısınız. Ha, sen yaptın mı? Hayır yaptım. Yapabildin mi? Hayır yapamam. Ama işte danışmanlığın güzel tarafı bu. Kendiniz yapamasanız ve neyin yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi kaç dakika kalmışım? Çok az. Neden siyaset yaptığımı, nasıl siyaset yaptığımı anlatayım. Sonra
Ondan sonra İTO başkanlığında ne yaptım onu anlatayım. Bir de beni hapse attılar. Hapiste de öğrendim orada. Ondan sonra kapattım. Şimdi Türkiye 28 Şubat dönemindeyiz. Zor bir dönem 28 Şubat dönemi. Ve hakikaten de kötü şeyler oluyor. İnsanlar listeleniyordu, firmalar listeleniyordu, o listelerde firmalarla alışveriş yapılıyordu falan. Ben de çok şikayet ediyordum. Ve o devirde bir siyasi parti kuruldu. O siyasi partinin kurucularından bir tanesi de benden büyük olan bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım. Beni davet etti. Dedi ki ya gel, beraber siyaset yapalım dedi. Dedim ki ya ben siyaset yapmam, ben ticaret yapıyorum, ben de fark etmiştim. Ya bak, Türkiye bu kadar kötü bir durumda, sen şikayet ediyorsun. Ya tamam diyormuşsun, sen yapıyorsun ya. Tabii benim zayıf noktamı bilmem. Babam vardı. Babam beni aldı. Sen gel bakayım. Evet. Dedi ki, abi sana böyle böyle demiş. Sen demiş, hain dedim. Neden hain dedim? Ama dedim, ne işin var işte? Sizin toplu kuruluşuna çalışıyoruz. Siyaset dedim zaten yalancı yalan işi. Hepsi yalancı başlamış. Yani ne işin var? Dedi ki, peki eğer öyle düşünüyorsan yapma. Ama dedi, bir daha dedi, Türkiye'nin durumu hakkında sakın ama sakın şikayet etme. Allah dedi sana bir fırsat vermiş bir şeyler yapabilmen için. Değiştirirsin, değiştiremezsin ayrı. Ama bu yönde çalışmak için, gayret göstermek için, bir şeyler yapabilmek için bir fırsat vermiş. Ve sen o fırsatı tepiyorsun. Dolayısıyla bundan sonra senin şikayet etmeye hakkın yok. Başlarına gelirse de sesini çıkartma müstahaksız. Ona çok oturdu. O yüzden siyasete. Siyasete gelince iki büyüğüm bana iki şey söyledi. Bir tanesi isim vermeden kusura bakmayın. Anlattım böyle böyle siyasete girdim diye. Vakti dedi ki bana, meslek değiştirmişsin ya dedi. Sen dedi sanayiciydin, siyasetçi olmuşsun. Yok abi dedim, ne siyasetçi olmasın? Ben dedim gelin işimi yapacağım, akşamdan işte gideceğim dedi. Abi görüşürüz bakalım dedi. Öyle oldum ya hakikaten, meslek siyasetçi oldum. Ben hayatım olmuş, öyle oldum. Başka bir arkadaşım daha sonra benden çok büyüyor. Dedim ki abi ben siyasete girdim. Baktı. Ne işin var siyasette? Başbakan mı olacağım dedi. Yok abi dedim, benim başbakanlıkta falan bir işim yok. Abi dedim, bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye kötü durumda. Çok enteresan bir laf söyledi. Dedi ki, önce alıcılarını söyleyeceğim. Ondan sonra da bugün bir Türkçe tercüme edeceğim. Dedi ki, ilim cehk işidir. Ticaret ve siyaset. Baht işidir. Bahtın açık olsun. İlim yani bilgi. Cehk çalışma. Yani bilgi çalışma işidir. Eğer çalışırsan bilgi sahibi olursun. Bakınız benim kafamı kazıtıp çalışmam. Ama siyaset ve de ticaret baht işidir. Yani bahtı nasıl çeviririz? Bahtı açık olsun derler ya. Hani şans işidir yani. Şans da açık olsun. Hakikaten para kazanmak tamam çalışma önemli ama çok büyük ölçüde şans işidir. Siyaset çok 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 daha şans işidir. Çalışırsınız çalışırsınız. Hiç yere gelmezsiniz. Hiç alakası olmayan adam en yukarıdan gelip pat bir yere oturur. Şurada çok iyi gördüm. Öyle siyasete girdim. Ondan sonra işte, siyasete girdiğim parti kapatıldı. Ondan sonra başka bir parti kurdum. Ondan sonra başka partide siyaset yapmaya başladım. Bayağı bir siyaset yaptım o partide. Ondan sonra İstanbul Ticaret Odası seçimleri oldu. Ben İstanbul Ticaret Odası seçimlerine gittim. İstanbul Ticaret Odası başkanı. 8,5-9 sene İstanbul Ticaret Başkanlığı yaptım. 4 sene Türkiye Odalar Borsalarındaki Başkan Yardımcılığı yaptım. Akdeniz Odalar Birliği Başkanlığı yaptım. Bir yıl lüzumsuz alakasız yerlerin başkanlığı görevi yaptım. Ondan sonra da... Hocam kayıttayız. Hocam kayıttayız. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Sen kayıttayız. Biz onu yok edeceğim. Ya bak bir şey. Size siyasetle ilgili bir şey anlattım. Şimdi yine isimler böyle anlatacağım. Ben kayıtlar çekeceğiz. Partinin kuruluş çalışmaları ve partinin tüzüğü falan yazılıyor. Ben de işte
komisyonuna girdiğim, Dışişleri Komisyonu'ndayım, Sanayi Komisyonu'ndayım. Bir tane de daha sonra işte bakanlık falan yaptıran bir abimiz var. Bir konu üzerinde tartışıyoruz. Yani parti programında o şöyle bir yazısın yoksa böyle bir yazısın diye. Şimdi benim hala gençlik ve sivrilik bilmiyorum. Öyle olsun, böyle olsun, böyle olmaz falan diye bayağı bir hır çıkarttılar. Neyse, çıktık. Ondan sonra beni yanına çağırdı. Bak, yardım edelim. Oturduk. Sana dedim, hikaye anlattım. İster misin? Anlat abi dedim. Hayat hikayesi. Dedi ki, ben dedi, Van'da dedi, çobanlık yapardım. Bir de yılan dedi, benim dedi, şeylere dadandı, sümeye dadandı. İki haftada, üç haftada bir koyunlardan bir tanesini sokuyor, dolanıyor, öldürüyor. Ben dedi kafaya koydum, bu yılan yakalayacağım, öldüreceğim. Bir gün dedi gördüm dedi, peşlerine takıldım. Yılan dedi, bir dedi şeye deliğe girdi dedi. Ben dedi kuyruğundan yakaladım dedi. Çektim dedi. Şimdi aranızda da bir elle yılan yakalamış olan yoktur, ben de yakaladım. Ama öyle bir durumda yılan kasket giysiyormuş. Yılan dedi kasket giysin dedi, çıkartıyor. Ben dedi, ayağımı dayadım dedi, çekiyorum dedi yılanın kuyruğundan, yılanın kuyruğu koptu. Yılan dedi, içeri dedi, kaçtı dedi. Nasıl kızgın oldu, nasıl kızgın dedi. O kızgın dedi, işte akşam suyu topladım, köye dönüyorum, elime dönüyorum, yılanın kuyruğunu böyle sallıyorum dedi. Karşıdan dedi Süleyman abi dedi, o benden büyük, 4-5 yaş büyük. Demiş ki, ulan bilmem ne, ne o evi dedi. Anlattım, böyle 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 oldu. Demiş ki, kayıt kusura bakmasın. Siz de kusura bakmasın. Ulan enayi, yılan öyle yakalanmaz. Nasıl yakaladın lan? Yılan deliğe girip kuyruğunu yakaladığın zaman ve çektiğin zaman kendini kaskata bırakırsa eğer sen kuyruğunu birazcık gevşeteceksin. Gevşettiğin zaman o kurtulduğunu zannedecek. Dolayısıyla gevşeyecek. O zaman biraz daha çekeceksin. Ondan sonra gene kaskatı isteyecek. O zaman biraz daha gevşeteceksin. O gene kurtulduğunu zannedip gevşeyecek. Bir daha çekeceksin. Öldüğünde dışarı çıkaracaksın demiş. Ondan sonra döndü bana dedi ki, hayatta dedi, istediğin hiçbir şeyi zorla almaya çalışma. Çünkü zorla almaya çalışırsan karşı taraf kaskatlısın. O yüzden baktın olmuyor, birazcık gevşe, bir adım at. Göreceksin ki o da gevşecek. O zaman biraz daha çekersin. Gene mi kaskatlısın? Gevşe. Ondan sonra bir adım sonra biraz daha çekersin. Bu da hayatında aldığın ilk ama en önemli siyaset versin. Son bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra da bitirelim. İstanbul Ticaret Odası başkanıyken beni Yargıtay başkanına 200 milyon dolar rüşvet vermekle suçladılar. Yani 200 milyon dolar olsa Yargıtay başkanının bir hali yok ama. Neyse. Hem de İstanbul Ticaret Odası'nın bir iş için, benim iş için. Neyse, başka başka şeyler var. Beni aldılar, Sincan cezaevine koydular. 40 gün Sincan cezaevine. Ondan sonra çıktım. Zor yargılandım, yüce divanda yargılandım. Mesut Yılmaz'dan sonra yüce divanda yargılanan iş. Beraber. Fakat bu 40 günlük hapis Sincan cezaevine verdi. Bana çok şey öğretti. Ve şimdi geriye baktığım zaman diyorum ki, ya iyi ki, ama iyi ki girmişim. Eğer girmeseymişim, ben de bir bambaşka bir şey sanırmışım. Neler öğretti? Bir, şunu öğretti. Ben başlarken çok ama çok gururlu bir insan. Hatta bazı arkadaşlar gururlu olduğunu iddia ediyorlar ama o zaman çok fazla gururlu. Yani derler ya, küçük dağları ben yarattım diye. Hakikaten küçük dağları ben yarattım diye söylüyorum. Bakın, İstanbul Ticaret Odası öyle bir yerde ki çok geniş bütçesi vardır. Doğrudan doğruya başkanı kendisi kullanır. Çok şeyleri yapar. Yani hakikaten güçlü bir yer Ticaret Odası başkanı. Ben de çok gururlanıyorum kendimi. Ne yaşadığımı anlatayım size. Amerika'dayım. EDC toplantıları. Türkiye'de de ben konuşuyorum. Ondan sonra. Akşam toplantıda konuştum. Akşam yemeği, akşam yemeğinde ben oturuyorum, işte sağımda
bakanlarımızdan biri var. Onun yanında Amerika bakanlarından biri var. Onun yanında başka bir Amerika bakanlar. Sol yanında işte Türk Sağlık Kuvvetleri'nden böyle böyle bir adam var. Onlar yanında işte helikopterlerin Türkiye'deki şeyleri falan konuşmuşuz. Öyle bir yerdeyiz yani. Yemekte kuş tutu eksik. Benim şey geldi yanıma. Özellikle bu kulağım elinde. Efendim de Almanya'nın hakkında böyle bir şey var. Stomatlar var. Ne diyorsun sen yani? Evet dedi. Tamam dedim yani. Uçağı değiştir, dönüyorsun diye uçağı. Evet. O gece işte, otelde yaptım. Yattığım oda koskocaman bir oda. Her şey dört. Öyle bir yerde yemek yapmış. Uçağa bindik. Sonra Washington Münih, Münih Ankara. Ankara'da uçak durdu. Kapılar açıldı. Kimseyi zaten indirmediler. Ve iki tane polis geldi. Böyle uçakta aldı. Zaten doktoru aşağıya indirdi. Beyaz bir tane kilometre bindik. Doğru. Ankara'ya geldi. Ondan sonra işte orada sordular ne oldu var, bilmem ne var, şunlar bunlar. Akşam oldu. Nezarethane koyacaklar beni. Şey dedi ki, üzerinde hala aynı takım elbise var. Polis memuru bana geldi. Dedi ki, başkan bey dedi, sizi bu akşam burada misafir edeceğiz dedi. Ama dedi merak etmesin, rahat etmesin, elinize gelen her şeyi yapacağız dedi. Sizleri yalnız bir hücrede misafir edeceğiz dedi. Ayakkabınızın bağlarını çıkartın, kravatınızı çıkartın dedi. Niye dedi ayakkabının bağlarını çıkartın, kravatını çıkartın? Ya kusura bakmayın dedi, standart bir şey, prosedür. Tutuklular kendilerine bir şey yapmasınlar dedi. Yapıyoruz dedi. Her yerde bir kamera var dedi. Ben dedi, kusura bakma dedi. Yani almak zorundayım dedi. Peki. Ayakkabımın bağlarını çıkarttım. Kravatı çıkarttım. Beni içeriye aldılar. Sonra bir tane hücre. İşte şu bayraktan şurası. Şöyle. Bu kadar yer. Orada öyle bir şey var. Tahtla kelebek var. Burada demir bağlantı var. Şöyle bir şey. Geldi kapıyı kapattı gitti. O biraz sonra başka bir polis dedi ki bu akşam dedi ben de sizden de sorumluyum dedi. İşte yanına attı da başka hücrelerde başkaları var. Onlar 5-6 kişi var. Onlar 5 kişi var. Sizlere alışık değilsiniz dedi. Size dedi ben de müsaade ederseniz dedi bir iyilik yapayım dedi. Dedim benim bir durumda falan yapacak yani. Size bir battaniye yapayım dedi. Ondan sonra bir tanesi dedi altında seversiniz dedi. Bir tanesini üstünde seversiniz dedi. Karnınız aç mı dedi. Aç dedim. Ya kusura bakmayın dedi, dışarıdan dedi size bir şey veremiyoruz dedi. Müzik getiremiyoruz dedi. Şeyleri yasak. Ama dedi ben bir simit almıştım dedi. O simit ben size dedi. Bir tane simit dedi. Gittim. Oturdum. Oraya. Aynı bir süre oturdum. Böyle şey yok. Ayakkabı var. Dedim ki, dün hangi sofradaydı? Ne yiyordu? Yanında kim vardı? Bugün 24 saat geçmemiş yani işte. Uçağa atlamışsın gelmişsin. Bugün neredesin? Hani ne yiyorsun? Kimlerle berabersin? Dün nasıl yatakta yattın? Bugün nasıl yatakta yatıyorsun? O gece benim hayatımda dönüm olmuş. Ve anladım ki Allah-u Teala öyle bir güç ki sizi oradan alır. Buraya bir an. Aynı şekilde de oradan dağılır oraya bir anda. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman insanın ne sahip olduğuyla çok fazla gururlanması, kibirlenmesi, benim demesi lazım. Ne de eğer çok kötü bir haldeyse moralini bozması lazım. Çünkü hayat bambaşka bir şey ve ben bunun en uç halini yaşadım. İki şey daha öğrendim. Onları da söyleyeyim. Bir, gene dediğim gibi, ben insanlara çok da tepeden bakarım. Başka, bu işi ben yapıyorum, ben de biliyorum. Kimsiniz yani, biz biliyor musunuz? Okudunuz mu? Var mı tahsiliniz? Ne yaptınız hayatta? Hangi başarıyı uzattınız? Ha? Ben böyleyim. Ne yaşadım? Mahkemeye çıkacaklarsın. Üç gün falan kaldı. Düşünün ne doğrusunluk var. Saatlerce soğuk bir soğuk evliyorsun. 9 saat. Ondan sonra. Saç
gözler kaymış, pislik içindesiniz, o halisiniz. Standart prosedür, mahkemeye çıkmadan evvel sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Ki, tutukluyken işte işkence gördüğünüz gibi bir şey yaptınız. Bizi bir şeye bildirdiler, minibüse bildirdiler. Tabii basın fotoğraflar çekiyorlar, işte. Hengam var. Cimlerle beş kapı, beş kapı edemedik. O yüzden polisler var. Normalde kereçin. Fakat bakmadılar, Allah razı olsun. Ama ne yapıyor ona karşı? Bir tane dev bir polis yapıp kolumuza gidiyor yani. Nereye gideceksin? Yani bir şey yok ama neyse. Girdik hastanenin içine. Hastanenin içinde de başka bekleyen hastalar da var yani. Normal devlet hastanesi. Biz böyle 4-5 tane adam, ben de öyle bir ekibin içindeyim işte, benim böyle bir arkadaşlar. Hepimiz 5-6 gündür nezarethanedeyiz. Saç, sakal, bilme karışmış. Duruş, elbise, ben vatandayız. Yani herhalde şey gibi falan görüyoruzdur yani. İşit temizliği gibi bir şey görüyoruzdur o halde. Orada bir tane kadın oturuyor. Normal, kendi halinde bildiğiniz bir Anadolu kadın. Kafasını kaldırdı, bana baktı. Ve tanımıyorum. Fakat bakışında öyle bir bakış ki yani işte iğrenç, katil, berbat bir adam yani. Sen yaşamaya layık değilsin. O bakışta onu görüyorsunuz yani. Acıyor, nefret ediyor, kızıyor. Çünkü onun gözünde o halde ben, polisin konumdaki ben, nefret ettiği, hatalı, kötü, berbat ne varsa onu temsil ediyor. Dedim ya bu kadın bana bunu bakıyor. Ve gözlerinde ne hissettiğini görüyorsun. Dedim kızma, aynı şeyi bir hafta evvel sen yapıyorsun. Aynı şeyi bir hafta evvel başka insanlara sen yapıyorsun. Sen bakıyordun insan. Ondan sonra o 40 gün boyunca dediğim gibi çok insan tanıdım ben orada. Ve şunu gördüm, anladım ki insan dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Çok ama çok kıymetli bir şey. Ve çok değerli bir şey. Dolayısıyla hiçbir insan ne olursa olsun, kim olursa olsun, bilgisi, parası, durumu, kim ne olursa olsun hiçbir zaman aşağı görmüyor. Kötü görmeyin. Değersiz görmeye hakkınız yok. Kötü şeyler yapıyorsa uzak duruyorsun. O kadar ayrı. Ama hiçbir zaman insanın büyüklenmemesi lazım. Onu öğrendim. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim. Bu konuşmayı da şeyi kapatıyorum. Ben içerideyken aşağı yukarı 40 bin içinde 1000'den fazla mektup aldım. Birçoğu tanımadığım insanlardır. Aşağı yukarı her gün birçok insan beni ziyarete geldi. Ve ben orada şunu diyorum. Biz zengin olduğumuzu zannediyoruz. Yani paramızın olduğunu zannediyoruz, şöhretimizin olduğunu zannediyoruz. Bir şeylerimiz var zannediyoruz. Aslında insanın en değerli varlığı insanı sevendir. Böyle dostlar. Çünkü bir şey olup onlar elinizden gittiği zaman yanımıza dostlarınızdan başlıyor. Eğer insanlar sizi hakikaten seviyorlarsa, hakikaten inanıyorlarsa, hakikaten güveniyorlarsa, siz o haldeyken bile sizin yanınıza gelip ya geçecek bu diyorlarsa, sana inanıyorum diyorlarsa, bundan büyük insanlar bir şey yok yani, zenginlik yok. Eğer o haldeyken insanlar bana gelmese, benim yanımda olmasalar, bana inandıklarını söylemeselerdi, herhalde ben o travma yapmamız. İmkan yok. Ama insanların bana inanmış olmaları, ve beni bilmiş olmaları bu travmayı atlatmalısın. Ha ondan sonra da şunu gördüm, bittikten sonra her şey. Aslında biz hayat çok ama çok hızlı yaşıyoruz. Ve o kadar hızlı yaşıyoruz ki aslında önemli olan birçok şeyin de farkında değiliz. Hayat o kadar hızlı geçiyor ki birçok şeyi ıskalıyoruz. Oradan şimdi dışarı çıkıyorsunuz, mesela gökyüzüne bakıyorsunuz ve istediğiniz yere gidiyorsunuz. O 40 gün boyunca şu kadarcık bir gökyüzünü görmek benim için çok ama çok önemli bir şey. Zaten ondan sonra yani gittikten sonra bir daha seçimlere girmedim. Bütün bu işleri hepsini bıraktım. İşlerimin çoğunu tasfiye ettim. İşte birazcık akademik işlerdi, birazcık ticaret, farklı bir işlerdi. Çok daha sessiz, sakin, daha da bir yavaş hayat yaşamaya başladım. Çünkü hayatı hızlı yaşadığın zaman hayat hakikaten ıskalıyormuş. Ufak tefek şeylerin ne kadar
kıymetli olduğunu bilmiyorum. Benim hayat hikayem birazcık böyle. İstedim ki kendi yanlışlarımdan size bahsedeyim, kayıt olduğunu bilmeden. Umarım faydası olmuştur. Daha teşekkür ediyorum. Güzel hava geldiniz, geldiniz. Umarım güzel, keyifli, bereketli, uzun ve sağlıklı bir hayat yaşayacaksınız. Ve arkaya dönüp baktığınız zaman ya iyi bir hayat yaşamışım dersiniz. Bunu bana sormuşlardı bir kere televizyon konuşmasında. Dediler ki ya siz başarılısınız, başarınızı neye borçlusunuz? Ben de dedim ki başarıdan niye anlıyorsunuz? Herkesin ayrı bir başarı kriterleri. Sizin de biraz başarı kriterlerinizde. Dedim ki benim başarı kriterim şu. Eğer ben başka insanların hayatına bulunabildiysem, başka insanlara iyi bir şeyler katabildiysem, benim sayemde başka insanlar bir adım ileriye gittiyse ben çok başarılıyım. Yok ama hiç kimseye bir şey katamadıysam, öyle yaşayıp gittiysem, kendim için yaşadıysam, hiç kimse benden bir fayda görmediyse, istediğim kadar zengin olayım, başarılı olayım, param olsun, şöhretim olsun, işim olsun, neyim olsun, ben çok başarısız bir insan. Ama öteki türlüyse, ben öldüğüm zaman insanlar diyorlarsa ki, ya iyi bir insan, bak bunu bunu yaptı, şu insanlara faydası dokundu. Benden daha başarılı yok. Dolayısıyla hepimizin bence kendinize göre başarı kriterimiz olması lazım. İnşallah bu kriterimiz neyse bu kriterimizle ulaşırsınız. Ben bir defa daha size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben katkı değil ya da bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin bahsettiğiniz şeyler bana kendi hayatımda, ailevi hayatımda yaşadığım, babalarımın yaşadığı, dedelerimin yaşadığı şeyi bahsetti, yani gösterdi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hani tam böyle umutsuzluğa kapıldığım zaman neyi düşünebilirim, ne yapabilirim de tekrardan ayağa kalkabilir mi? Hep sorgulardım kendimde. Ama o ufak hayatımızdaki o ufak şeylerin ne kadar önemli olduğunu, özellikle sevdiklerimizin bize ne kadar çok şey kattığını bir kere daha sizin anılarınız üzerinden kendi anılarımla depreştirdim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Benim için ben sağ olun. Hocam bir sorum var ama altını da sınanarak soracağım. Çok özür dilerim. Çok güzel. Öncelikle tabii ki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ben şey, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Merak ettiğim şey şu. Özele girecek o yüzden aklınıza sığınıyorum. Bahar Hanım demiştiniz ya, dershane demiştiniz. Sonra... Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu? Vallahi o günden sonra görmüştüm. Peki hocam. Yani çok etkilen, hani o sınava çalıştım dediniz ya, ben o kadar etkili değilsin size, hani sonrasında yandıktan sonra... şundan oldu, yani o şimdi arkaya baktığım zaman, tamam ben o sınıf durumdan kaynaklı. Yani sen kızı beğenmişsin, fakat kız seni çok aşağı bir şey olarak görüyor. Dolayısıyla sen orada kendi kendine ispat etmeye çalışıyorsun ki, ben o aşağılıkla ve işe yaramaz akılsız adam değilim, ben iyiyim. O tamamen insanın kendi kendisi yalan bir hesaplaşma. Yani sonuçta lisede sevdiğin kız ne kadar sevdiğin kız yani. Oradan motivasyon. Oradan motivasyon. O lafı söylemeseydi veya ben iki sıra arkada değil de dört sıra arkada oturuyor olsam o lafı duymasaydım. Sen Bahar diye birisi arıyor. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Rastlarsanız koltuktan da sormayız o zaman. Ortaklıkla ilgili dediniz yani uzun bir süre ortaklık yaptıktan sonra dağıldı. Bununla ilgili vermek istediğiniz bize ufak bir not var mı? Yani şuna dikkat edin. Hani aile olmaz. Aile dışında ortaklık yapmakla ilgili. Üç şey. Bir. Mutlaka her şeyimizi yazalım.
Yani ortağınız ne kadar yakın olsa da sanki yedi kuşak yabancıymış, her anda yanlış bir şey yapabilirmiş. Çünkü o yazdığınız şey, o yazarken çok saçma da gelir, zor da gelir. Hatta belki hiçbir zaman o yazdığınız şeye bakmak zorunda da kalmazsınız. Ama bir gün bir problem olduğunuz zaman o yazdığınız şey hem işinizi kurtarır hem ortaklığınızı kurtarır. Bunu bir gemideki filika gibi düşünün. Gemideki 25 yıl çalışır, hiç o filika bir işe yaramaz. Ama bir tehlike olduğu zaman da insanların hayatı kurtarır. Dolayısıyla bir yazacaksın. İki, benim rahmetli Üzeyir Görekler öğrendiğim bir şey. Biliyorsunuz iki tane çok iyi ortak konular. Aynı şeyi biz de yapıyoruz. İki ortak hiçbir zaman eşleriyle bir araya getirmemişler eşlerini. Birbirlerinin evlerinde eşlerini götürmemişler. Hiçbir zaman. Bu ne yazık ki Türk kültüründe olan bir şey. Özellikle Anadolu'da çok olan bir şey. Şimdi size anlatıyorum, garip geliyor. Ama inanın, belki artık olmuyor. Ama ben olduğunu çok gördüm. Özellikle Anadolu'da birçok ortaklığın bozulmasına sebep olan şey, hem aile içinde hem de diğer yabancı ortaklıklarda. Ya bak o hanımına bilmem ne almış, o çocuğunu şurada okutuyor, sen niye yapıyorsun, sen bu işin ortağı değil misin? Özellikle çalışmayan insanların, yani işin içinde olmayan insanların doğrudan doğruya, işte o onu yapıyor, sen niye yapıyorsun? O daha fazla para alıyor, sen daha az para alıyorsun deyip işi karıştırıyor. Dolayısıyla aileleri her zaman işin dışında tutmak lazım. Profesyonel bir şekilde yaklaşmak lazım. Ortaklıkta bu çok büyük. Çünkü insanoğlunda birçok Fransızların force motrice dedikleri bir şey var. Yani insanı harekete geçiren olgu. İnsanoğlunda insanı harekete geçiren olguların en önemlilerinden bir tanesi hasettir. Yani kıskançlık. Bu insanda vardır. Dolayısıyla ve Türk toplumunda da özellikle Anadolu'da vardır. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla buna karşı bu şekilde doğru bir tepki almak lazım ki bunu söyleyen Üzeyir Garip ve İshak Anadolu. Kendini söylediği bir şey değil ki kendini de Anadolu'da bunu çok olarak gördüm. Üç, bütün bunlara rağmen ortaklık iyi bir şeydir. Çünkü insanlar birbirlerini tamamlanır. Sen de olmayan bir şey, ortağında var, ortağında olmayan bir şey. Sen de vardır. Eğer prensipler üzerine oturtturabilirseniz iyi iş yaparsınız. Ortaklığı mutlaka tavsiye ederim.